Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha orijinali göremeden piyasaya sürülen çakma Samsung Galaxy S9'u inceliyoruz. Arkadaşlar her şeyden önce S9 ile ilgili çıkan tüm dedikodularda görüyoruz ki telefon S8'e tasarım olarak benziyor. Bunu fırsat bilen çakmacılar da ellerindeki ne varsa S8 olur, Note 8 olur bunları almışlar. Üzerine S9 stickerlarını basmışlar. Bununla beraber bir de S9 arayüzü gibi bir şey kurmaya çalışmışlar. Yani çakma telefonlarında çakmasını yapmışlar. Biz de şaşırdık. Biz bunu yemedik tabii ki de arkadaşlar. Siz de yemezsiniz. Gelin şu çakma S9'un detaylarına inelim. Arkadaşlar telefon bize bu şekilde geldi. Şu jelatinin içine koymuşlar. Sonra onun kargo poşetini sarıp yollamışlar. Üzerinde gördüğünüz gibi jelatinde 9 yazıyor. Galaxy S9 ama Edge. Adamlar olmayan bir modeli önceden kestirebilmişler mi? Göreceğiz bakalım gerçek S9 çıktığında. Çakma S8'de SH yazıyordu. Olimpiyat işareti vardı. Şu jelatini bir çıkartalım. Arka tarafı da bir kaldıralım. Ya bir kere de bizi şaşırt şurada bir Apple başka bir şey yaz. Hep Samsung yazıyor ya. Evet, Samsung yazısı arka tarafta kazı kazanın altında bizleri karşıladı. Aha, açılışta da Galaxy S9 Edge yazıyor. Vallahi açılış ekranı bile yapmış adamlar. Ayarlardan bir şöyle bir bakalım. Telefon adı ne olarak geçiyor, nedir ne değildir. Model numarası SMN9500 olarak gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam Note 8'in kodu bu arkadaşlar. Alt tarafta kalem var. Bunu çıkartması bir hayli zor. Çıktı. Yan taraftan da böyle notlarda gördüğümüz menü çıkıyor. Ekrana şöyle dokundukça tak tuk sesler çıkartıyor. Her tarafını bildiğin demirden yapmışlar. Bayağı sağlam ama bükmesi falan neredeyse imkansız. Hassas değil. Kaleme sert davranacaksınız. Şöyle takır tukur vuracaksınız. Tasarımına bakacak olursak genel olarak aslında şurada iki tane siyah bant var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii ki de sonsuz bir ekran beklemiyoruz bundan. Arka tarafına da şöyle baktığımız zaman klasik Samsung'da gördüğünüz parmak izi okuyucusu, kameramız, işte flash sensörler falan filan burada var. Telefonun iki tane daha ağır fail durumu var arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu ve iris göz tarayıcısı. Öncelikle parmak izini deniyoruz. Parmak izi okuyucusu telefonu normalde arka tarafında. Ancak diyor ki ekranın alt tarafına tut diyor. Şuralara bir yerlere. Görüyor bir görmüyor. Bir de şu parmakla diyelim. Aa vallahi devam ediyor. O kadar çirkin bir yere yapmışlar ki bunu. Artık ekran kilidimiz parmak izi okuyucusu oldu. Bakalım çalışıyor mu? Hangi parmağımı tanıttım o bile belli değil. Şöyle bir dokunayım. Çalıştı. Bir de küçük parmakla dokunalım. Bu da çalıştı. Normalde tabii ki de böyle bir şey mümkün değil. Mustacığım bir de sen dokunur musun? Bakalım açılacak mı? Vallahi USB ucuyla da açtım ha. Parmak da dahil her şeyle açabiliyoruz. O yüzden bu bir güvenlik önlemi değil. Enteresan diğer güvenlik önlemi var. Iris göz tarayıcısı. Iris unlock diyor. Ayarlarını yapıyorsunuz normal bir iris tarayıcısı gibi. Ondan sonra sizin gözünüzle açması lazım. Ancak bu iş de öyle değil arkadaşlar. Tıpkı parmak izinde olduğu gibi her türlü gözle açılabiliyor. Arkadaşlar telefonu kurabildiğimiz tek uygulama Geekbench 4 oldu. Bizim cihazın toplu çekirdekte 1231 puan almış. S7 5213 almış. Yani bu S9'un çakması insan diyor ki yani S7'nin üstüne bir şeyler katmıştır. Tabii ki de katanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir puan farkı var. 424 tekli çekirdekte 1231'de gördüğünüz gibi çoklu çekirdekte almış. Yani telefon da donanım açısından da bizlere hiçbir şey sunmuyor. Oldukça zaten şu menüler arasında gezerken kasılmaları falan çok rahat hissedebiliyorsunuz. Depolama ve USB. Toplam 128 GB. Diyor. Yani 128 GB'lık aslında bir hard disk olarak bunu kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanamayız arkadaşlar. Zira bunu bilgisayara taktığımız zaman 5 GB'lık olduğunu görüyoruz. Yani telefon 5 GB'la geliyor. Yaklaşık 1.5 GB'ını sistem kullanıyor ve size sadece 3.5 GB'lık bir alan kalıyor. Bu kısmında yalan olduğunu görebiliyoruz. Fotoğraf makinesi olmasa bu ben miyim diye soruyorum. Hani olmasa daha iyi olurmuş. Yaklaştıkça zaten detay diye bir şey kalmıyor. Olay sulu boyaya doğru koşturuyor. Fico bile fotoğraf çekilirken bu ne diye şaşırdı. Çok kötü çekiyor arkadaşlar. Mesela bizim binayı çektim. Bizim binayla buranın alakası yok. Neyse çok uzatmayalım. Telefona da çok fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Yavaş yavaş sözün özüne gelelim. Şöyle bir ekranına bakalım çiziliyor mu çizilmiyor mu ne oluyor? Hop hemen çizildi. Bu telefonları her zaman bağıra bağıra almayın diyoruz. Biz 700 lira para verdik ama bu telefonlar sizin sağlığınızla oynuyor. Hiçbir şey de sizin sağlığınızdan değerli değil. Bize çok fazla... Aha bak bir kere de kırıldı. Çok fazla geliyor. Abi ben seni dinlemedim, aldım, çok pişmanım diye. Gördüğünüz gibi telefon ultra dandik. İçine ne var ne yok ona bakacağım tabii ki de. Kesin ultra dandik bir pil çıkacak. Şöyle bir alttan bir açmaya çalışalım bakalım. Aha. Yumurta kırar gibi kırıyorum telefonu. Aha. Üstündeki ekranı çıkarttım bak hala çalışıyor. Vay güzel teknoloji. Aha gitti şimdi.
Şu birinci parça arkadaşlar. Bunları böyle evde denemeyin dememize artık zaten gerek yok. Bakalım iris tarayıcının orada neler varmış. Şu ekranı da bir sökelim buradan. Sen de çık. Bayağı elimi kestim ya. Vallahi işin içine kan girdi. Seninle uğraşmayacağım artık. Bakın kalemi dediğin gibi çimentoyla buraya dökmüşler. Bunu buradan çıkartmak. Hah çıktı vallahi. Aha kolay yolu varmış. Çakma telefonlardan her zaman korkun arkadaşlar. Çiçek gibi çıktı buradan vallahi. Herhangi bir sertifika bir şey yok. Pilin nerede üretildiği, ne olduğu hiç belli değil arkadaşlar. Parmak izinin okuyucusunun altında bir şey var mı onu merak ediyorum. Şu parça parmak izi okuyucusundan çıktı. Ve gördüğünüz gibi arkasında herhangi bir devre mevre hiçbir şey yok. Direkt kürkle yapıştırmışlar gibi çok ufak bir yapışkan var burada. Mesela diyelim böyle bir iPhone var. Ortasında parmak izi okuyucusu olsun istiyorsunuz. Aha size parmak izi okuyucusu. Ama tabii ki de bu işler böyle olmuyor. Şurada bir de sensörler var sözde de. Bir de bunlara bakalım. Aha vallahi LED flash var bir tane. İki tane de sensör var lan. Çık ulan. Şöyle heykeltıraş gibi bak ince ince işleyeceğim. Seninle uğraşamam ben o kadar sabırlı bir adam olsam. Tıp okurdum zaten. Aha pili de çıkarttım. Batarya bayağı ısındı. Bu iş riskli bir iş arkadaşlar. Dediğimiz gibi uçakma telefon için kendimizi yormaya da çok fazla lüzum yok. Zaten yeterince işkenceyi kendisine yapmış olduk. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Daha orijinali çıkmadan piyasaya sunulan çakma S9 hatta çakma S9 Edge'i bu videomuzda inceledik. Şöyle bir içine bakmış olduk. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Çirkin espri geliyor. Çakma S9'un kalemini kırdım. Aha kıramadım. Yamuttum en azından. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortada duran bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.